EkoTürk'te muhakeme programından herkese hayırlı akşamlar ve hayırlı Ramazanlar. Bugün çok değerli bir isim bizlerle olacak. Profesör Doktor Talip Küçükçam. Sevgili hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler Fatih Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Yorduk sizleri. Teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizleri siz de. Şimdi sevgili hocam bugün temel ana serlevhamız modernite ve din olacak ama isterseniz önce biz modernite ile başlayalım. Zira son yıllarda hocam çok hızlı gelişmeler var. Yani son 100 yılda yapılan keşifler, farkındalıklar insanlık tarihinin belki 100 katından daha fazla. Özellikle milenyumla da beraber yine teknolojide kaydettiğimiz ilerlemeler bugüne kadar yapılmış çalışmaların yüzlerce katı kadar. Her yerden bilgi okuyor, çok hızlı bir hayatın içerisinde kendimizi buluyoruz. Artık takip etmekte dahi bu gelişmeleri zorlanıyoruz. Malum eskiden biliyorsunuz mahallelerin duvarları çok kalındı hocam. Yani o duvarlarının ötesini bile bazen düşünemiyorduk. Artık bugün pek bu duvarlar kalmadı. Yani bugün öyle bir şey ki İstanbul'daki bir genç bir kafeye gittiğinde aynı müziği dinliyor. Aynı şekilde Tokyo'daki bir genç de aynı müziği dinliyor. Amerika'daki bir genç de aynı müziği dinliyor. Artık sınırların daha da böyle şeffaflaştığı bir dünyada yaşıyoruz. İsterseniz önce modernitenin şöyle tanımından, çerçevesinden başlayalım. Buyurun. Tabii teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim konuşmamızın başlığı modernite ve din. Evet. İki tane kavram kullanıyoruz burada. Ve genellikle bu kavramlar birbirlerine zıt olarak kullanılırlar. Yani modernite dini dışlar, din moderniteyi dışlar şeklinde bir algı var. Şimdi biz biraz buna bakalım. Gerçekten böyle bir vaka var mı? Veya yaşanan dünyada modernleşme ve din ilişkisi nasıl yürüyor dünyada? Biraz buna göz atacağız. Tabii modernite bir bakış açısını ifade eden, bir zihni aslında dünyayı ifade eden, bir zihin dünyasını ifade eden bir kavram. Öncelikle bunun altını çizelim. Bir de bunun yanında modernleşme var. Bu ikisi birbirinden birazcık farklı. Modernitenin kendine has bir toplum görüşü, bir bilgi anlayışı, insana, doğaya, dine bakışı var. Dolayısıyla moderniteyi bir bakış açısı olarak değerlendirmek, hatta biraz daha belki bura felsefi bir çerçeve kazandırmak istersek bir düşünce biçimi olarak tanımlamak mümkün. Peki bu düşünce biçiminin içinde ne var? Ne zaman başladı? Ne zaman ortaya çıktı? Neleri içerir, neleri dışında bırakır? Bu açıdan baktığımızda şunu görüyoruz. Modernite bir kere Batı menşeili bir düşünce tarzı, hayata bakış biçimi ve anlayışı. Bunun altını çizelim. Batı'dan geliyor fakat bu batılılaşma değil. Bunu da ifade edelim. Zaman zaman modernleşme ile batılılaşma karıştırılabiliyor. Aynı şey gibi gösteriliyor değil. Yani modernleşme dediğimiz şey biraz zihin dünyasıyla alakalı. Modernite zihin dünyasıyla alakalı. Ama batılılaşma biraz daha farklı. Bir taraftan zihin dünyasıyla ilgili bir taraf var ama diğer taraftan gelenekler, görenekler, hayat biçimi, kılık kıyafet, yani biraz batılılaşma aslında bu şekilde ifade edilmesi gereken bir kavram. Zaman zaman bu karıştırıldığı için baştan buna bir açıklık getirmekte yarar var. Modernite dediğimiz kavram ya da modernite olgusu, Batı'da aslında ta Rönesans'la başlayan, reformla devam eden, aydınlanma ile içi biraz daha aslında belirginleşen bir kavram bu. Bu nasıl insan-doğa ilişkisi olması gerekir? İnsan-tanrı ilişkisi nasıl olmalıdır? Dinin toplumdaki yeri nasıl olmalıdır? Bilim ne demektir? Gibi aslında pek çok soruya vereceğimiz cevapla alakalı ve bu süreçlerle ilintili bir kavram. Zaman zaman moderniteyi akıl ve bilim çağı olarak tanımlayanlar ve bu çağın başlangıcıyla aslında bugüne taşıyanlar var. Bu açıdan bakıldığında aslında modernite aklın, bilimin, bilimsel devrimlerin çok belirgin bir şekilde etkilediği, vahyin, tanrısal ve dini olanın toplumsal hayatın yavaş yavaş dışına çıktığı, bununla bir mücadelenin olduğu bir dünyayı bize anlatıyor. Bu dünya neresi? Bu dünya Batı'nın bizatihi kendisi. Yani ruhban sınıfının olduğu, kilisenin varlığını hayatın bütün yönlerinde baskın bir şekilde hissettirdiği bir hegemon olduğu bir yerde, bir coğrafyada, bir düşünce dünyasının hakim olduğu yerde buna karşı bir reform hareketi var. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte reform hareketlerinin temelinde yatan şey neydi? Katolik kilisesinin hegemonyasına karşı reformistler de dediler ki din sizin tek elinizde değil, din yorumlanabilir bir olgu. Biz de yorumlayabiliriz insan olarak. Dikkat ederseniz burada aklın ön plana çıktığını yavaş yavaş görebiliyoruz. Aynı şekilde Batı'daki bilimsel devrimlere baktığımızda
özellikle Avrupa'nın orta çağında çok ciddi bir şekilde ortaya çıkan bir din-bilim çatışması var. Evet. Ve bu din-bilim çatışmasında galip olan, zafere ulaşan modernite dediğimiz bakış açısı. Yani özellikle bilimsel devrimlerle ortaya çıkan, bu bahsettiğimiz dinin hegemonik ve baskıcı yönüne karşı isyan eden, insanın artık bir düşüncesi var, bir aklı var, dolayısıyla her şeyi kilise belirleyemez. Bakın bu çok önemli. Din demiyoruz burada. Buradaki kavga aslında din-bilim kavgası değil. Dinin belirli bir yorum biçiminin kavgası. Dolayısıyla Batı'da ortaya çıkan moderniteye baktığımızda gerçekten belirli dönemlerde çok baskın bir şekilde siyasetten eğitime, eğitimden pek çok alana kadar baskın bir şekilde toplumu aslında cendere altına almış bir din yorumuna karşı bir çıkış söz konusu. Modernite bununla çok doğrudan alakalı. Aydınlanma dediğimiz bir diğer süreç yine aynı şekilde bunun devamı olarak moderniteyi bizim aslında bütün dünyaya daha fazla şekilde yaydığı, gördüğümüz bir başka sistem. Bununla neler ortaya çıkıyor peki? Yani modernite dediğimiz şey neler çıkardı? Bir kere geleneksel dünyadan koptuk. Yani mesela diyelim ki ulus devlet dediğimiz yapı modernleşmenin sonucu olarak ortaya çıktı. İşte sanayi devrimi yine aynı zamanda bu modernleşmenin çok önemli bir veçesini veya işte boyutunu teşkil ediyor. Bütün bunlara baktığımızda Batı'nın bu tecrübesini modernite olarak yorumlayabiliriz ve anlatabiliriz ve bunun içerisinde de dediğimiz gibi dinin belirli bir yorum biçimine karşı aklın, bilimin zaferiyle sonuçlanan ve tabii ki bu sadece zihinsel dünyada kalmıyor, felsefi olarak kalmıyor tabii ki. Bunun sosyal hayata yansıyan, siyaset hayatına yansıyan önemli tarafları var. Endüstri devrimi olmasaydı kentleşme olmazdı. Kentleşme olmasaydı belki de toplumsal hayat çok daha farklı olabilirdi. Eğer Batı dünyasındaki Katolik Kilisesi'nin bilhassa o baskın konumu olmasaydı, dine karşı bir reaksiyon olmayabilirdi. Bu anlamda modernite kendini dinle mesafeli, zaman zaman dine karşı da konumlandırdı. Çünkü insanın rehberinin kim olması gerekir diye sorulduğunda, Batılı aydın şunu söyledi. Biz burada işte kilisenin hegemonyası altındayız, biz burada ruhban sınıfının verdiği reçetelerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Bu bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Ve insanın aklı var. Yani aslında Allah ona bir düşünme yeteneği de veriyor. Kendi kararlarını verebilme yeteneği de veriyor. Fakat biliyorsunuz özellikle Katolikliğin hakim olduğu coğrafyalarda böyle bir imkan yok. Bütün eğitim kurumları işte Katolik kiliselerin ellerinde. Hatta ilk eğitim kurumlarını kuranlar da onlar. Dolayısıyla dünyaya bakışı, bilgi anlayışı, zihin dünyasını tamamen böyle bir zihniyet oluşturuyor. Buna aslında biz biraz orta çağ zihniyeti diyoruz Fatih Bey. Evet. Avrupa'da orta çağ varken, burada antiparantez belirtelim, İslam dünyasında orta çağ yok. Hatta bir Alman bilim adamı, Thomas Bauer diye birisi, bir kitap yazdı biliyorsunuz. İslam dünyasında neden orta çağ yoktur? Aslında orta çağ zaman zaman Türkiye'deki tartışmalarda da biliyorsunuz yani böyle dine dönüş veya dinin ihya edilmesine hemen insanlar ya bu şeriattır orta çağa dönüştür der. Halbuki İslam dünyasının orta çağı yoktur. Yani orta çağ dediğimiz ne zaman Fatih Bey? Yaklaşık 400 ile 1400 arasında orta çağ diye adlandırıyoruz. Şimdi bu döneme baktığımız zaman mesela İslam dünyasındaki medreselerin yükselişi, bilimin yükselişi, astronominin yükselişi, orta çağda bunların hepsi var. Tercüme evleri işte Bağdat'taki. Ama Batı'nın orta çağı var. Batı'nın karanlık bir çağı var. Din savaşlarının olduğu vesairelerin olduğu. İşte modernite bunlardan çıkışı aslında simgeleyen bir bakış açısı, bir felsefe, bir zihin dünyası. Evet, siz çok önemliydi hocam bu kavramları doldurmak. Moderniteyi, modernleşmeyi ve batıllaşmayı ayırdık. Biz çünkü bazen batıllaşmayla moderniteyi birbirine karıştırıyoruz. Yani neler söyledik? Genelde modernite insanı, bilimi, doğayı, felsefeye bakışa kadar ele alan bir süreç. Özellikle nerede başladı dedik? Rönesans'a başladı, reformla devam etti ve aydınlanmayla da taşlar yerine oturdu ve bunun sonucunda da bir yere geldik. Tabii şimdi özellikle modernleşmenin altını çizdik. Peki, modernite ve din dediğimiz için hocam şu anda, peki din
boyutu ne tarafta? Yani özellikle dediğiniz gibi aslında hani Batı'da dine karşı bir çıkıştan ziyade kiliseye karşı bir çıkış olduğunu görüyoruz. Hakikaten bugün özellikle Türkiye'de din bilim çatışmalarının tarihi sürevenine baktığımızda da bizim en azından İslam tarihinde pek böyle bir problem olmamış. Yani biz her zaman bilimi okumaya, evreni keşfetmeye, araştırmayı hep öncülük de ettiğimiz dönemler olmuş. Peki dini nasıl tarif ederiz hocam burada? Dinin işlevi nedir? Ya tabii din kökeni vahiy olan, kaynağı vahiy olan bir olgu. Ama insanın da bir fail olarak, düşünen bir fail olarak yorumlayabileceği, hayatına yansıtabileceği bir olgu. Evet. Şimdi bu çok önemli. Yani bir İslam açısından baktığımızda bir ruhban sınıfından bahsetmeniz mümkün değil. Hakim bir sınıf asla olmadı. Evet, ulema oldu, alimler oldu ama alimler oldu dikkat ederseniz. Ve çok farklı düşünce ekolleri oldu, çok farklı fıkıh ekolleri oldu. Burada şunu görüyoruz, demek ki İslam dünyasında ve İslam dini söz konusu olduğunda bir ruhban sınıfı diye bir sınıf yok. Her şeye hakim olan, toplumun bütün işte alanlarını kapsayan, işte bilimle çatışan, ilimle çatışan, felsefeyle çatışan bir olgu yok. Yani İslam coğrafyasına baktığımızda, İslam tecrübesine baktığımızda, Farabi de İslam tecrübesinin bir ürünü olarak karşımızda, İbn-i Rüşd de onun bir parçası olarak karşımızda, Biruni de onun bir parçası olarak karşımızda. Bütün bunlar kim? Bunlar kitaplarının bir kısmı batılı üniversitelerde uzun yıllar okutulmuş felsefeciler, filozoflar. Yani hayatı, bilgiyi, dini yorumlayabilen insanlar. Bunun dışında çok farklı işte İslam coğrafyasında ekoller var, fıkıh ekolleri var. Bu da bize şunu gösteriyor, yani İslam'ın özcü bir yaklaşımla aslında dünyaya bir mesaj vermediğini görüyoruz. İnsanların tarihsel tecrübelerine göre, toplumsal şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yorumlanabilen, bir estetikliği olabilen bir yapı var burada. Ama Katolik Kilisesi'nin Avrupa'daki veya Batı dünyasındaki hegemonyası böyle değil. Yani cennetin anahtarının dünyada satıldığı bir dünyadan bahsediyoruz. O nedenle Batı'da ortaya çıkan modernite, buradan şimdi yavaş yavaş işte modernleşme ve din ilişkisine bakalım. Batı'da ortaya çıkan modernite dinle çok mesafeli, zaman zaman dine karşı olan bir modernite. Bu bahsettiğimiz yaklaşık 1000 yıllık kavgadan dolayı böyle orta çağında bu mücadeleyi görüyoruz. Bu mücadeleden zaferle çıkan akıl ve bilim oluyor. Dolayısıyla bir toplumun bu çerçeveden baktığımızda gelişebilmesi için, bir toplumun bu dinin prangalarından kurtulabilmesi için, hegemonik prangalarından yapması gereken şey dini bir tarafa koymak. Biz buna dünyevileşme diyoruz. Yani modernleşme ve dünyevileşme. Batı'da şu tartışmalar yaşandı uzun yıllar. Yani bir ülke ve bir toplum modernleşirse, yani orada sanayi gelişir, bilim gelişir, eğitim gelişir, kalkınma olur, insanlar işte özgürleşir, hatta demokrasi olur. Bütün bunlar toplumu sekülerleşmeye doğru götürür. Yani modernleşebilmesi için bir toplumun, modern toplum olabilmesi için seküler olmak gerekir. Aksi takdirde biz zihinlerimizi özgürleştiremeyiz. Bu Batı'nın yaşadığı ve kendi içerisinde de haklı olan bir tecrübe. Ama Batı dışı toplumlar böyle mi acaba? Evet. Bu ayrı bir tabii hikaye. Batı dışı toplumlar söz konusu olduğunda şöyle bir tartışmayla karşılaşıyoruz sosyolojide ve siyaset biliminde. Bir tek moderniteden bahsedemeyiz. Birden farklı modernitelerden bahsedebiliriz. Yani Batı tipi modernite ve Batı tipi modernleşme dini gerekirse kamusal alanın da dışına itebilen, dine yasaklar getirebilen bir anlayış. Çok katı bir sekülerleşme, çok katı bir laiklik vurgusunun olduğu bir anlayış. Ama gerek Avrupa'ya baktığımızda, tek tek ülke ülke baktığımızda, gerek Amerika Birleşik Devletleri ve başka coğrafyalardaki tecrübelere baktığımızda, modernitenin tek tip olmadığını, toplumların az önce ifade ettiğimiz gibi kendi tarihsel ve siyasal gerçeklikleri, sosyolojik yapıları göz önünde bulundurularak çok farklı biçimler aldığını görüyoruz. Bunu da uygulamalara bakarak aslında söylemek mümkün. Yani özetle söylemek gerekirse şunu ifade etmek mümkün. Modernleşme için sekülerleşmenin zorunlu olduğunu söyleyenler vardı Avrupa'da. Fakat bir süre sonra bu bahsettiğimiz bilim adamları, düşünürler, Avrupa dışı toplumlara bakınca şunu söylemeye başladılar. Ya modern olmak için, çağdaş olmak için illa da dini bastırmak, dini kamusal alan dışına itmek, dini yasaklamak, dinden kopmak gerekmiyor. Örnek Amerika Birleşik Devletleri.
Bunun en belirgin örneğini Peter Berger diye sizin de bileceğiniz bir sosyologdan vermek isterim. Peter Berger bir din adamı ailenin çocuğu olarak eğitim alıyor. Avrupa'da büyüyor ve Avrupa'daki bu bahsettiğimiz modernleşme ve sekülerleşme deneyimini görüyor. Yani Avrupalıların büyük bir çoğunluğu gerçekten bıktıkları için bahsettiğimiz bagajdan, yükten, ondan kurtulmak için daha seküler, daha dünyevi bir hayata doğru yelken açıyorlar. Burada kastettiğimiz şey şu, dinsizlikten bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey şu, sekülerleşme nedir diye sorulacak olursa, dünyevileşme. Yani artık din, inanç, insanın hayatının merkezini teşkil etmiyor. Yine dindarlar var, yine insanlar bir şekilde dine inanıyorlar. Ama onlar için gündelik hayatın bir parçası değil, ailelerinin bir parçası değil, ahlaki hayatın belki bir parçası değil. Kiliseye gidenlerin sayısı azalıyor, hatta kimse gitmemeye başlıyor. İbadetlerin oranları azalıyor. Bahsettiğimiz şey bu. Yani bir dinsizlikten, bir ateizmden falan bahsetmiyoruz. Zaten hocam o insanların birçoğu da kendilerini yine dinler olarak tanımlıyorlar. Hatta burada şu sınırı belirlemek zor. Yani kurumsal dindarlıktan çıkıp daha bireysel bir dindarlık mı türüyor? Hani yeni dini hareketlerin şu anda etkisini hala biz görüyoruz. Ya sorduğunuz zaman kiliseye gitmeyi ya da toplumsal boyutta katılmayı bir dindarlık emaresi olarak görmeyebiliyor kişi. Ya da vakit yokluğundan, işte hızlı hayatın, çalışma şartlarının ağırlığından insanlar bu tarz şey, hayır hasenat ya da dinin sosyal kurumsal boyutuna katılamayabiliyor ama o insanlar yine kendilerini dindar olarak tanımlıyorlar. Çok güzel aslında, çok iyi bir konuya işaret ettiniz. Oradan devam edelim. Zaten bir kısım sosyologlar sekülerleşmeyle ilgili konuşurken dinin bireyselleşmesi olarak tanımlıyorlar. Yani kurumsal dinin, sizin de dediğiniz gibi kilise ve benzeri cemaatlerin, kiliselerin etkilerini yitirdiği, insanların artık kendi içlerinde ve kendi vicdanlarında bir şekilde bir spiritüalite diyebiliriz, bir maneviyat diyebiliriz, bir dindarlık yaşadığı bir toplumsal yapıya doğru evrildiğini görüyoruz. Bugün de dediğiniz gibi Avrupa'ya baktığımızda, yani en seküler dünyaya baktığınızda bile yüzlerce yeni dini hareketin olduğunu görüyoruz. Neden yeni dini hareketler var diye sorduğumuzda da bu bahsettiğimiz Batı'daki modernite tecrübesi, sekülerleşme tecrübesi insanların manevi ihtiyaçlarını, zihni ihtiyaçlarını veya sorularını cevaplamadığı için ve tatmin etmediği için. Şimdi hocam aklı merkeze koyup tabiri caizse aklı putlaştırıp tırnak içerisinde dinin de son kullanma tarihi geçmiştir diye bir tarafa attığınızda bu sefer insanın içinden gelen o fıtri anlam arayışına akılla cevap verebilmeniz pek mümkün değil. Bu da zannediyorum o ihtiyaç ve arz olduğu için kendisini yeni alanlarda göstermeye başlayacak değil mi? Yeni ritüeller, işte biraz Budizm'den, biraz uzak doğudan belirli felsefeleri, işte ritüellere verip işte insanlara buyurun efendim işte bunlar da sizin yeni dininiz diye adeta takdim edecekler. Şimdi tabii artık bu düşüncede olan kalmadı. Yani hani dini parantez içine alalım, din artık yani modern dünyada bir yeri yoktur. Bu argümanların artık bir karşılığı yok. Yani reel dünyaya baktığımızda Peter Berger Avrupa'da bunu görüyor. Fakat Avrupa dışına çıkıp Amerika'ya gidince bakıyor ki din inanılmaz şekilde dinamik. Ya diyor burası yani burası da modern bir ülke. Burası da bütün modernleşme tecrübelerini geçirmiş bir ülke. Baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da daha az modern değil. Ama din o zaman neden Amerika Birleşik Devletleri'nde daha dinamik olarak var? Demek ki modernleşme demek illaki Avrupa gibi sekülerleşme anlamına gelmiyor. Ya da modernleşme demek dinin kurumsal yapısının uçması anlamına gelmiyor. Ya da etkisini yitirmesi anlamına gelmiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kiliseler şu anda inanılmaz derecede güçlü, inanılmaz derecede büyük mega kiliseler var. Yani devlet desteği almamasına rağmen değil mi? Zaten devlet desteği almadığı için daha güçlüler. Avrupa deneyimine baktığımızda Avrupa deneyiminin laikliğinde devlet, dini ve dini kurumları bahsettiğimiz çekişmeden dolayı kontrol altında tutma gereği hissediyor. O nedenle şu ya da bu şekilde Avrupa'nın pek çok ülkesinde kiliselerin kamu fonlarına yararlandığını görürsünüz. Farklı derecelerde. Din eğitimine devlet farklı formlar altında yardımlarda bulunur. Buna birazdan değineceğim zaten. Yani laiklik de tek tip değil. Nasıl modernite ve modernleşme tek tip değilse şu anda bütün dünyaya baktığımızda laiklik de tek tip değil. Yani bazı ülkeler çok katı bir laiklik anlayışına sahip, bazı ülkelerde İngiltere gibi veya işte başka Yunanistan gibi yani milli neredeyse bir kilise var. Devletin bir kilisesi var. Anayasaya baktığınız zaman dinin orada yeri var. Hatta bildiğim kadarıyla Anglikan Kilisesi din derslerinin müfredatını falan belirler ve o konularda da çok katı bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Şimdi tabii bu çok önemli bir tartışma. Yani nasıl bir laiklik yorumu,
laikliği nasıl anlamalıyız? Yani Türkiye'de de sık sık biliyorsunuz bu tartışma konusu olabiliyor. Kimisi laikliğe dinsizlik diyor, kimisi işte başka bir şekilde tanımlıyor bunu. Kimi işte ya laik olan yerde diyanet olmaması gerekir gibi ifadeler kullanılıyor. Bunların hepsi elbette bir bakış açısını yansıtıyor ama dünyadaki genel şimdi uygulamaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birden fazla model var. Bu modelin belki de en bilineni Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da gördüğümüz din ve devlet ilişkilerinin tamamen ayrıldığı model. Yani anayasada baktığınız zaman din ve devlet ilişkileri kalın duvarlarla birbirinden ayrılmıştır deniliyor. Buradan kastettiğimiz şey ne? Devlet, dinin, dindarların, dini kurumların kendi iç işlerine karışmıyor. Bunun karşılığında da dini kurumlar devletin işlerine karışmıyor, siyasete karışmıyor vesaire. Fakat bu işin sadece kağıt üzerindeki tarafı. Ama biraz daha detaylı baktığımız zaman, gerçekten laiklik nedir ve nasıl olmalıdır diye sorduğumuz zaman kendimize farklı orada detaylar görüyoruz. Mesela Amerikan laikliğine baktığımız zaman, Amerikan laikliğinin temelini teşkil eden şeyin din ve vicdan hürriyeti olduğunu görüyoruz. Amerikan laikliğinin temelini teşkil eden ilke, din ve vicdan hürriyetinin sonuna kadar açık olması ve devletin bunu koruması. Ama bunu yaparken diyor ki devlet, Amerika'da, siz dindarsanız kendi kilisenizi kurabilirsiniz, kendi caminizi açabilirsiniz, kendi okulunuzu da kurabilirsiniz ama ben size kamu fonu vermem. Amerika'nın standartları böyle. Ama şunu hiçbir zaman demiyor. Ya dinin kamusal alanda varlığı laikliğe için tehdittir, tehlikelidir. Aman ha sakın ha işte dindarlardan uzak duralım, dine mesafe koyalım demiyor. Bu çok önemlidir bakın. Dini toplum için bir güvenlik meselesi olarak görmüyor. Bir güvenlik tehdit olarak Amerika Birleşik Devletleri görmüyor. Tabii ki 11 Eylül'den sonra bir takım sıkıntılı zamanlar geçirdi ama bugün de geldiğimiz noktada baktığınız zaman Amerika'da bütün dünyayla karşılaştırın din ve vicdan hürriyetinin en yaygın olduğu ülke olarak görebilirsiniz. Anayasal olarak bunlar hepsi koruma altına alınmış. Evet bazı yani din kardeşi insanlar olabilir yani bazı dini gruplara haksızlık yapanlar olabilir ama laikliğin temeli itibariyle söylüyorum. Bir başka çok önemli unsuru laikliğin yasamanın kaynağı olmaması. Bir ülkede yasamanın kaynağı dinse o ülke için laik diyemezsiniz. Hocam isterseniz tam yasamayı açmadan önce biz aramızı verelim. Çaylarımızı tazeleyelim. Daha sonrasında tam bu laikliğin yasama olayından devam edelim. Efendim Profesör Doktor Talip Küçükcan hocamız bizlerle. Aradan sonra buradayız tekrar. Efendim tekrar karşınızdayız. Profesör Doktor Talip Küçükcan hocamız bizlerle. Sevgili hocam ilk bölümde moderniteyi dedik. Modernleşmeyi biraz arasındaki farklardan bahsettik. Batılılaşmayla arasındaki yine farkları vurguladık. Tam böyle laikliğe konuyu getirdik. Biraz Fransa, biraz Amerika örneğindeydik. Tam böyle laiklik ve yasama arasındaki ilişkiyi konuşuyorduk hocam. Evet, farklı laiklik modellerinden ve uygulamalarından bahsediyorduk. Bunların birinci kategoride olanın Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olduğunu ifade ettik. Burada bahsettiğimiz konu din ve devletin tamamen birbirinden ayrılması. Arada kocaman bir duvar. Bu ikisi birbirine karışmayacak. Kendi özerk alanları var. Bu şekilde tanımlamıştık ama bunun uygulamasına baktığımızda bir farktan da bahsetmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nde alabildiğine din ve vicdan hürriyetinin olduğunu, dini kurumlaşmaların olabileceğini, insanların kendi inançlarını gençlerine, çocuklarına aktarabileceğini, bunun için gerekli kurumsallaşmaları yapabileceğini ama bunun için kendi kaynaklarını kullanması gerektiğini söylemiştik. O nedenle zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde dini hayat bu kadar dinamik, devlete bağlı değil ya da bazı kurumlara bağlı değil. Bütün insanlar kendi çocuklarına dinlerini öğretmek istiyorlarsa ceplerinden parasını çıkaracaklar, kursunu açacaklar, okullarını açacaklar. Dinamizm böyle gelişiyor. Amerika Birleşik Devletleri de devlet olarak bunu bir problem olarak görmüyor, onu söyleyelim. Güvenlik çok, tehdisi olarak algılamıyor. Şimdi bir diğer örnek Fransa. Fransa'ya da baktığımızda aynı şekilde din devlet ilişkileri birbirinden ayrı diyoruz. Fakat uygulamaya baktığımızda Fransa'da ne yazık ki Fransa'nın tarihsel tecrübesinden dolayı, trajedisinden dolayı, Katolik Kilisesi'yle kavgasından dolayı, aydınlanma nerede cereyan etti? Aydınlanma Fransa'nın tecrübesi değil mi? Fransız devrimi, aydınlanma Avrupa'nın ama Fransız devrimi bizatihi Fransa'nın tecrübesi. Buralarda şunu gördük, orada çok ciddi din ve siyaset karşılaşması oldu Fatih Bey. O nedenle Fransa'daki laiklik temeli itibariyle dinle çok mesafeli, zaman zaman dine karşı, zaman zaman dini bastıran bir laikliğe dönüştü.
Bugün modern Fransa'ya da baktığımızda benzer bir şey görüyoruz. Özellikle Müslüman azınlıkları söz konusu olduğunda Fransa'nın din politikası, Fransa'nın Müslüman politikasının Avrupa'nın pek çok yerinden de farklılaştığını görüyoruz. ABD'den zaten farklılaşıyor da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir caminin kapatılması diye bir şey söz konusu değil. Ama Fransa'da son 2 yılda neredeyse 50'ye yakın cami kapatıldı. Onlarca dernek kapatıldı, Müslümanların dernekleri kapatıldı. Burada mesela başörtüsü yasakları. Nerede başladı başörtüsü yasakları? Türkiye'den önce Fransa'da başlamıştı. Fransa'da başladı, hatta bazı ülkeler de bunu örnek aldılar. Bu din ve bu laiklikle açıklanabilecek bir mesele değil. Hatta hemen hemen her yıl hocam Fransa'da peçe tartışmaları biliyorsunuz. Kendisini gösterir, haberlerden izleriz. Yani. Hala var, belli hala var. Tabii, belli ilçelerde tabii, işte. Tabii. Evet. Tabii yani mesela şu anda Fransa'daki tartışmalardan bir tanesi veya Avrupa'nın bazı yerlerindeki tartışmalardan bir tanesi. Ya öğrencilerin helal gıda ihtiyaçlarını karşılansın mı karşılanmasın mı? Anne babalar diyorlar ki biz çocuklarımızın burada helal gıda yemesini istiyoruz. Helal şekilde kesilmiş gıda ürünlerini tüketmesini istiyoruz. Bu taleple Yahudilerin koşer talebi aynıdır bakın. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki tamam diyor yani burada diyor helal de olsun, isteyen helal yesin, isteyen koşer yesin, isterse başka bir şey yesin. Fransa'da bunu göremiyorsunuz bakın. Fransız okullarında hayır diyorlar biz böyle bir hizmet veremeyiz. Ama o da laik, bu da laik. O zaman demek ki laiklik anlayışlarında ülkelerin, laiklik pratiklerinde farklılıklar oluşabiliyor. Ama temel itibariyle baktığımızda bunu en başta söylememiz gerekiyordu belki ama yani laikliği nasıl tanımlarız da din devlet ilişkilerinin ayrılması dedik ama o yeteri kadar bu uygulamalarına baktığımız gibi yeteri kadar tanımlamıyor. Ya bir ülkede yasamanın kaynağı din değilse o ülke laiktir. En genel tanım budur bakın. Ama bir ülkede yasamanın kaynağı eğer inançlarsa, kutsal kitapsa, vahiyse, dinse orada laiklikten bahsedemeyebiliriz. Bu ilke tamamlandıktan sonra yani yasamanın kaynağı bir ülkede müzakere ise işte meclislerden kanunlar işte karşılıklı müzakerelerle çıkıyorsa o ülke laiktir. Onun dışındaki her şey Fatih Bey teferruattır. Nedir teferruat? Bakın bir tanesini söyledim. Din ve vicdan hürriyeti var bir ülkede sonuna kadar açık. Diğer ülkede başörtüsü yasakları var. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmaması söz konusu gibi meseleler var. Bir başka modele bakalım. Bakın çok enteresandır. Siz söylediğiniz için oraya gidelim. İngiltere'ye bakalım. İngiltere laik bir ülke mi? Bence laik bir ülke. Ama genel anlayışa baktığınız zaman, yani kastettiğim şey şu, İngiltere'de yasamanın kaynağı nedir? Yasamanın kaynağı rasyonel müzakeredir, siyasettir, akıldır. Toplumun talepleri ve ihtiyaçlarıdır. Hiçbir zaman ne kilisedir, ne başka bir dini gruptur vesairedir. Tabii ki toplumun gelenekleri, toplumun beklentileri, toplumun tecrübesi önemlidir yasamanın kaynağı olarak. Nihayetinde sosyolojidir. Önce zaten toplumda bir problem çıkar, ondan sonra yasama onu düzeltmeye çalışır, ona bir işte çerçeve kazandırmaya çalışır. Ama İngiltere'nin diğer tarafına baktığımız zaman din ve devlet ilişkileri ayrı mı? Din ve devlet ilişkileri İngiltere'de ayrı değil. Yani Amerika'da ayrı, Fransa'da ayrı ama İngiltere'de ülke laik ama din devlet ilişkileri bu anlamda birbirinden ayrı değil. Ne demek istiyoruz burada? Devletin başkanı şu anda kraliçe. Dini kurumun başkanı kilise, kilisenin başkanı da kraliçe. Yani kraliçe aslında hem dinin hem de manevi hayatın liderliğini yapıyor. Böyle bir model başka ülkede yok. Ama hiç kimse İngiltere'de çıkıp da ya böyle laiklik olur mu demiyor. Neden demiyor biliyor musunuz? Ülkenin geleneği böyle. Bu ülkenin geleneğinde İngiliz kilisesi kurulduğu andan itibaren kral o zaman aynı zamanda hem siyasi otoritenin başında hem de dini otoritenin başında. Yani tabiri caizse, tırnak içinde konuşuyorum, benzetmek doğru değil ama halife gibi. Evet. Çünkü İslam dünyasında halife hem dini otoritenin lideri hem de işte siyasi otoritenin lideri olarak orada. Peki İngiltere'deki uygulamaya baktığımızda ne görüyoruz? Din ve vicdan hürriyeti açısından gayet liberal, din ve vicdan hürriyetlerinin çok geniş olduğu bir ülke. Yine Fransa ile karşılaştırmayacak kadar geniş kurumsallaşma itibariyle söylüyorum, din eğitimi itibariyle söylüyorum. Bakın Fransa'da hiç olmayan, ama İngiltere'de olan bir başka şey söyleyeyim. Az önce siz söylediniz din eğitimiyle ilgili veya eğitimle ilgili. İngiltere'de din eğitimi seçmeli. Zorunlu değil. Ama alınan din eğitimi ülkenin sosyolojisine yansıtır. Yani sizin çocuğunuz diyelim ki X okulunda din eğitimi alıyorsa, o okuldaki din eğitimi İngiltere'deki ağırlıklı kilisenin ilkelerini öğretir. Hani her dini öğretmez. Elbette birer ikişer sayfa diğer dinlere ilişkin bilgi verir. Türkiye'de de bu tartışma olduğu için söylüyorum. Türkiye'de din eğitimi öğretiminin içi boşaltmak için ne diyorlar? Ya laik ülke bütün dinlerle ilgili bilgi olsun. Elbette olacak.
bütün dinlerle ilgili bilgi olacak ama bütün dünyada din eğitiminin olduğu her yerde seçmeli veya zorunlu içeriye baktığınızda, müfredata baktığınızda Fatih Bey kimse laiklik meselesini tartışmaz. Sosyolojisi neyse o ülkenin dini olarak ağırlıklı olarak da eğitim o şekilde cereyan eder. İngiltere'de kilise okulları var. Neyi kastediyoruz? Kilise eğitimi veren okullar değil yani din eğitimi vermiyor bunlar. Ama okul kilise tarafından kurulmuş, kilise tarafından kısmen finanse ediliyor ve normal milli müfredatı uyguluyor. Artı milli müfredatın yanında okulda belirli bir etik ilkeler, bir davranış biçimi, bir kıyafet kuralı getiriyor. Herkes çocuğunu İngiltere'de bu okullara göndermeyi istiyor. Müslümanlar da dahil. Neden biliyor musunuz Fatih Bey? Bu okulların akademik başarısı diğer okullardan daha fazla olduğu için. Dedim ya okulda çünkü çalışma var, bir etik değerler var, öğretmenlerin kontrolü var. Bu okulların bir kısmı, belki de büyük bir çoğunluğu tek cinsiyet üzerine kuruldu. Ya erkek okulu ya kız okulu. Bunların akademik başarıları hiç tartışılmaz. Peki bu okulların finansmanını kim sağlar? Bu okulların finansmanının %80'ini Fatih Bey İngiliz devlete karşılar. Kilisenin sahibi olduğu, kilisenin idare ettiği, kilisenin öğretmen atadığı, kilisenin müdür atadığı bakın. İngiliz Milli Eğitim Bakanlığı karışmıyor orada kimin müdür olacağına. Peki İngiltere laik mi Fatih Bey? Sonuna kadar laik. Neden? Laiklik yasamayla alakalı bir kavram çünkü. Din özgürlüklerini kısıtlayan, din eğitimini kısıtlayan bunlarla alakalı bir şey değil. Uygulama itibariyle söylüyorum. Ama herkesin zihninde özellikle Türkiye'de bir laiklik kavramı var, laiklik tanımı var. Dini olan her şey sanki dışarıda kalması gerekir gibi. Öyle değil. Biz Fransa'dan çok etkilendiğimiz için ve Fransa'daki laiklik daha çok din ve siyaset, din ve devlet böyle birbirleriyle kavgalı şekilde geliştiği için biz zannediyoruz ki her yeri öyle olması gerekir. Değil. İşte size İngiltere örneğini veriyoruz. Yani Türkiye'den bakınca İngiltere laik değil gibi ama pratiğe baktığınızda bambaşka bir tablo var. Çok uzağa gitmeyelim Fatih Bey. Yunanistan'a bakalım. Yunanistan anayasasını okusunlar bakalım ne diyor. Yunanistan'da Ortodoks Kilisesi, Rum Ortodoks Kilisesi aynı zamanda Yunanistan'ın milli kilisesidir. Bir ülkede milli kilise olması demek laiklik, yani öyle laik olamazsınız. Yani bu şunun gibi. Ya Türkiye'de devletin dini İslam'dır. Biliyorsunuz bizim ilk anayasamızda vardı bunlar. Devletin dini İslam'dır. İkinci değişiklikte kaldırıldı o ifade. Daha sonraki anayasada da laiklik ilkesi getirildi. Yani Türkiye'nin ilk anayasasında da devletin dini İslam'dır bir ifadesi var. Burada devletin dininin İslam demesi veya işte milli kilisenin olması veya diyanetin olması bir ülkenin laik olmadığı anlamına gelmiyor. Bir ülkenin laikliğini zedeleyen şey yasamadaki neyi kaynak aldığıdır. Evet. Yunanistan'a bakıyoruz. Yunanistan laik mi? Bana kalırsa Yunanistan laik. Neden laik? Çünkü Yunanistan'da da yasalar meclisten geçiyor ve mecliste hiç kimse demiyor ki ya işte İncil'de böyle bir şey var. Bizim işte Ortodoks geleneğinde böyle bir şey var. Papaz bunu söylüyor, bunu kanunun bir parçası haline getireyim demiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama şu var, bir ortalama Yunanlı'nın kimlik algısında din önemli. O nedenle milli kilise olarak adam oraya koymuş ve milli kilise olduğu için bir takım avantajlar sağlamış. İşte örgütlenmedir, işte finansmandır. Çünkü milli kiliseyi anayasasına da koyduğu için bunu Yunan milli kimliğinin önemli bir ögesi olarak görüyor. Ama hiçbir zaman laiklik tartışması yok Yunanistan'da. Ve hocam hani bu yasamanın temeline dedik ya laik olabilmesi için diye. Şimdi yasamanın temeline siz sosyolojiyi, akılı, istişareyi, meclisi yani pratik hayatın kendisini koyduğunuzda oradaki dindarlar da vay efendim işte siz bunu yaparak dine zarar veriyorsunuz. Dolayısıyla dinden çıktınız işte bunlar din dışı şeylerdir diye de itirazlı bulunmuyorlar yani. Amerika'ya o nedenle örnek vermiştim. Yani dindarın, yani ortalama bir dindarın en çok isteyeceği şey nedir? Bırakın ben dinimi yaşayayım. Değil mi? Dinimi çocuğuma öğretebileyim. Yani Müslüman içinse bu, ben orucumu tutayım, namazımı kılabileyim, bana engel olmayın bu konuda. İbadetlerimi yapabileceğim bir yerim olsun ve çocuğuma kendi dilimde, kendi dinimi aktarayım. Yani ortalama istek budur. Veya işte helal talebim var benim. Ya bu okulda benim çocuğum geliyor, benim çocuğum helal et yiyebilsin veya helal gıda alabilsin, domuzla aynı yerde pişen yemeği yemesin benim çocuğum. Bu talebi, budur talebi Müslümanın orada değil mi? Dolayısıyla bu talepler karşılandığı zaman bir problem yok. Bu da illa yasayla yapılacak iş değil, onu demek istiyorum. Yani onu yasayla yapmanız gereken bir değil ki. Uygulamayla alakalı, ilgili okullara bir genelgeyle diyebilirsiniz ki, o ülkede yeteri kadar belirli oranda Musevi öğrenci varsa koşer yemeği olsun, helal yemek olsun Müslüman varsa. Bu insan hakkıdır çünkü.
Burada aynı zamanda haklardan bahsediyoruz. Temel haktır bu. Bu haklar, bu özgürlükle sağlandığı zaman zaten gerisinin teferruat olduğunu görebiliriz. Şimdi Yunanistan bunun en tipik örneklerinden bir tanesi. Başka bir ülkeye gidelim. Danimarka'ya gidelim. Bakın Danimarka'dan vereceğim örnek çok enteresandır. Danimarka'nın laikliğine bakın. Danimarka'da da aynı şekilde yani ülke seküler bir ülkedir. Yani toplum da sekülerleşmiş büyük oranda Danimarka'da. Yani Kuzey Avrupa ülkelerine baktığınız zaman o Kuzey Avrupa ülkelerinin Katolik ülkelere göre daha seküler olduğunu görürsünüz. Yani dini hayat daha zayıftır. Dini inanç oranları daha düşüktür. Kiliseye üye olma veya kiliseye işte pazar günleri ayinlere gitme daha azdır. Ama mesela Danimarka bir kural getirmiş anayasasında. Diyor ki bu ülkede birisinin kral olabilmesi için, Danimarka'da hala krallık olduğu için onu söylüyorum, sembolik ama var yani. Evet. Parlamenter sistem orada var ama kral da var. Burada diyor kilisenin, affedersiniz, adayın Hristiyan olması gerekir. Bakın. Kral olmak. Kral olmak için Hristiyan olması gerekir. Ama Danimarka laik. Hiç kimse de demiyor ki ya laik bir ülkede nasıl böyle Hristiyan bir şey istiyorsunuz, kral istiyorsunuz demez. Hatta Hristiyan olması da yetmiyor. Belirli bir mezhepten olması lazım. Danimarka'daki devletin, bu aslında bir devlet dini demektir. Bu bir milli kilise demektir aslında. Ama Danimarka'ya baktığınız zaman Fatih Bey, hiçbir zaman böyle bir tartışma yok. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığının laikliğe aykırı olduğunu söyleyenler olduğu için söylüyorum. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman, yani bu konular açısından baktığımız zaman, yasamanın kaynağı ne Türkiye'de? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Din hiçbir zaman yasamanın kaynağı olmadı Türkiye'de. Hiçbir zaman olmadı yani. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri olmadı. Devletin dini İslam'dır denildiği zaman bile olmadı. Kısa bir süreydi ama yine de hiçbir zaman olmadı. Böyle bir talep oldu mu Türkiye'de? Böyle bir talep de yok. Yani toplumda insanlar hani çıkıp da bunun içinde büyük yürüyüşler yapıyorlar, toplumsal talepler var, bunlar yok. Siyaset bunu yönetiyor. Ama toplumun hassasiyetlerini de yasama esnasında göz önünde bulunduruyorsunuz. Bir örnek, kadına şiddet bir ara Türkiye'de çok fazla yoğundu. Kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri ve siyaset bu konuda dediler ki kadına yönelik şiddeti engellemek için suçların cezasını artıralım dediler ve artırıldı Türkiye'de. Değil mi? İndirme gidilmemesi. Tabii. Bunlar çok önemli mesela gelişmeler. Neyi gösteriyor bize? Eğer sosyolojiyi dikkate alıyorsanız zaten oradaki talepleri karşılayabiliyorsunuz demektir. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı laikliğe karşıdır diyorlar. Tabii ki Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyet alanlarını, yetkilerini tartışabilirsiniz. Eksik bulursunuz, fazla bulursunuz. Dersiniz ki filan filan gruplar neden temsil edilmiyor Diyanet'te, onlara da hizmet verilsin, bunlar söylenebilir. Ama Diyanet'in bizatihi varlığının laiklik karşıtı olduğu, laiklikle çeliştiğini hiç söyleyemezsiniz. Verdiğim örnekler ortada. Türkiye'de din eğitiminin varlığının anayasada olmasının laiklikle bağdaşmadığını söyleyemezsiniz. Bakın Almanya'dan size bir iki örnek vereceğim. Almanya'da laik bir ülke ama uygulamaya baktığınızda din ve vicdan hürriyeti var. Zaman zaman elbette İslamofobik davranışta bulunanlar var vesaire var ama şu anda mesela Köln'de herkesin medar itibarı büyük bir cami yapıldı. Alman hükümeti buna demek ki izin verdi yani. Ama bir zamanlar verilmiyordu. İşte 70'li yıllarda, 80'li yıllarda böyle genelde underground dönülen işte apartmanların altlarında insanlar namaz kılıyorlardı ama bugün çok daha farklı bir yere gelindi bu bakımdan. Demek ki bir gelişme oldu. Alman laikliği, Almanya buna engel değil. Ama Almanya'da laiklik ve din-devlet ilişkiler açısından söyleyelim. Kiliselerle devletlerin anlaştığı modeller var. Almanya'nın laikliği böyle bir model. Buna konkordat diyoruz Fatih Bey. Bunu herkesin bilmesi, okuması, görmesi lazım. Nasıl bir çeşitlilik olduğu için ve Türkiye'nin de kendine uygun, kendi sosyolojisine, kendi tarihine, kendi siyasal gerçekliğine uygun bir model inşa etmesi nasıl meşru bir şeyse diğerleri de öyle. Çünkü diğerlerini görebiliyoruz. Hiçbir model Fatih Bey bir yerden kopyalanıp diğer tarafa yapıştırılamaz. Fransa modelini alıp Türkiye'ye yapıştırırsanız o gömlek size dar gelir. Zira her toplumun dinamikleri, sosyolojik yapısı, tabii, tarihi, kültürü, toplumsal hafızası, hassasiyetler farklı. Yani bir yerin kuralını alıp oraya kopyala yapıştır yapmak onu tutmayacaktır. Aynen. Yani biz insana elbise dikmek yerine bir elbise dikiyoruz. İnsanları onun içerisine zorla sokmaya çalışmakla aynı şey olsa gerek. Yani bir ülkeden belki ilham alabilirsiniz. Yani bazı uygulamalarını hoş görebilirsiniz ama az önce ifade ettiğiniz gibi her ülkenin sosyolojik yapısı farklı, zihin dünyası farklı, inanç kodları farklı.
bir uyumsuzluk olduğu zaman o zaman çok uzun süre bu bir sıkıntı yaratıyor ve çözemiyorsunuz bunu ve toplumda o zaman şikayet ettiğimiz kutuplaşmalar oluyor. Dolayısıyla bu kutuplaşmaları da ortadan kaldırabilmek için bir yani ortak anlayışa bakmamız lazım. Dünya tecrübelerine bakacağız. Bu dünya tecrübeleri ışığında Türkiye nerede duruyor? Biz kendimize ilişkin orijinal, otantik ne acaba inşa ettik? Ama dediğimiz gibi temel ilkeler önemli. Temel ilkelerin bir tanesinin işte yasamanın kaynağı ile ilgili olduğunu söyledik. Diğer temel ilkenin din ve vicdan hürriyeti ile ilgili olduğunu söyledik. Bir ülkede Fatih Bey din ve vicdan hürriyeti kısıtlıysa, yoksa, baskı altındaysa oradaki laiklik benim anladığım ve bildiğim laiklik değil. Başka bir laiklik o. Ona biz belki hani baskılayıcı laiklik diyebilirsiniz, katı laiklik diyebilirsiniz, kısıtlayıcı laiklik diyebilirsiniz. Bu bazı ülkelerde var. Bunun birinci örneği Fransa. Başka örnekler de vardı bunun da. Bu İslam dünyasındaydı. Mesela Tunus öyleydi. Cezayir öyleydi. Fas öyleydi. Bu ülkelerde de mesela din kamusal alanın dışına itilmişti. Başörtüsü yasakları vardı. Yani Müslüman ülke, çoğunluk Müslüman. Ama uygulamaya baktığınızda laiklik adı altında aslında çok ciddi baskılar oluşmuştu. O nedenle kamusal alanda bütün aktörlerin temsil edilebileceği gibi hangi din olursa olsun, hangi dini grup olursa olsun onların da temsil edilebileceğine zemin hazırlayan bir yapı olması gerekiyor laikliğin. Bir dini gruba biz yakınız, diğerine uzakız. Böyle bir kabul, ön kabul o laiklik anlayışını aslında çok ciddi bir şekilde yaralıyor. Başkaları da o zaman laiklikle ilgili kanaatlerini olumsuz bildiriyorlar. O zaman diyorlar ki bir ülkede diyelim ki laiklik adı altında dine baskı varsa laiklik eşittir, dinsizliktir diyebiliyor mesela. Tabii, yani tabii. Hani ona malzeme verdiği için söylüyorum. Yani Almanya'daki uygulama da ilginçtir bu anlamda. Yani konkordat anlaşmasıyla kiliselerle anlaşması var Alman hükümetinin. Ve o onları resmi din olarak tanıyor. Resmi din olarak tanıdığı için de bir takım avantajlar da sağlıyor. Mesela kilise adına vergi topluyor Alman hükümeti. Siz diyelim ki X kilisesine mensupsunuz. Diyorsunuz ki benim maaşımın %3'ünü lütfen şu kilise adına kesin benim maaşımdan ve ona aktarın. Bakın Almanya'da devlet bunu yapıyor. Kiliseler adına o maaşınızdan kesintiyi yapıyor, ilgili sizin ait olduğunuz, üye olduğunuz kiliseye gönderiyor. Eğer siz o aidat üye ödemezseniz kendi kilisenize Fatih Bey, cenaze hizmetlerinden yararlanamıyorsunuz, kilisede evlenemiyorsunuz, çocuğunuzu vaftiz yaptıramıyorsunuz. Mesela buna benzer hikayeler de var. Almanya'da ilahiyat fakülteleri var. Evet. Peki Almanya'daki ilahiyat fakültelerinin finansmanını kim sağlıyor Fatih Bey? Alman devleti sağlıyor. Ya nasıl peki yani? Hani Türkiye'de de zaman zaman diyorlar ya ilahiyat fakülteleri var Türkiye'de ya devlet ilahiyat fakültelerinin böyle niye finansmanını sağlasın? Ya bu laikliğe aykırı değil aykırı. Mi? Evet. Ya işte bu çok komik yani bu ne kadar aslında bu tür argümanı öne sürenlerin dünyadaki laiklik uygulamaları, laiklik modelleri hakkında ne kadar bilgisiz, az bilgili hatta cahil olduğunu gösteriyor. Biraz sanki ideolojilerimizi laiklik kılıfı altında dayatma gibi geldi yani siz anlatınca. Yani şimdi yasama tamam hani meclis olsun din olmasın ama yani... Öyle örnekler verdiniz ki hani bu yani Danimarka'dan da aynı örneği gördük. Hani sadece belirli atıyorum işte o geleneksel damarı temsil eden ülkeler de değil yalnızca bu. Bunların şimdi Türkiye'de nasıl uygulandığını şöyle geçmişe biraz dönüp baktığımız zaman bambaşka bir şey gördük. Yani biz, tabii, hani ben şey diyorum acaba aynı şeyi mi konuşuyoruz? Yani aynı kavram mı bu? Ben Türkiye'deki laiklik zaten çok kendine özgü bir laiklikti ve dünyada da böyle bir laiklik yoktu. Biz yok. Fransa'dan bile ileri gitmiş bir laiklikti. Fransa'da üniversite öğrencilerine en azından başınızı açın demezler. Evet. Tamam mı? Yani ilk öğretim, orta öğretime falan dediler ama üniversitede kimse karışmaz. Ama Türkiye'de üniversitede laiklik adına ne yazık ki, bence laikçilik adınaydı. Sizin söylediğinizde ben yani ideoloji dediniz ya, evet. Ona laikçilik diyorum ben. Yani laikliği bir ideoloji olarak görmek. Laiklik halbuki bir din-devlet ilişkilerini düzenleme mekanizmasıdır laiklik. Laiklik hayat biçimi falan da değildir. Bazen öyle derler ya, laiklik bir hayat biçimi, laiklik bir felsefe değil. Laiklik bir düzenlemedir, hukuki düzenlemenin temelini oluşturan bir bakış açısıdır. İnsanlar kendi hayatında dünyevileşmiş olabilir bakın. O anlamda seküler kelimesini belki kullanabiliriz. Ya din adam için önemli değil. Ateist olabilir, deist olabilir, agnostik bir şey olabilir. Şey bu, yani. Bu ayrı bir seçenek. Evet. Ama bir insan agnostik olduğu için, ateist olduğu için veya dine mesafeli olduğu için din özgürlüklerini kısıtlama hakkı yoktur. Şimdi Almanya'da mesela bu bahsettiğimiz kiliselere farklı alanlar açtı. Almanya'daki Kindergarten'ların büyük bir çoğunluğu, yani okul öncesi eğitimin büyük çoğunluğunu veren kurumlar kiliseler. Almanya'da hala tartışılıyor biliyorsunuz. Yani okul öncesi hani
eğitimde Diyanet ne kadar yer almalı ya da yer alabilir mi? Diyanetin kendi kurmuş olduğu okul öncesi eğitim kurumları falan hala da. Tabii çok çok tartışılıyor bize. Yani sanki orada çocuklara böyle şeriat aşılanacakmış gibi, dindarlık aşılanacakmış gibi bir şey var. Halbuki yani Diyaneti kim kurdu? Onu da hatırlatalım. Diyaneti Atatürk kurdu. Atatürk kurdu, evet. Atatürk'ün kurduğu bir kurumdan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin ilk belki de yani anayasal kurumlarından bir tanesi. Biraz da tabiri caizse hani o merdiven altı din eğitimi, din algısını da tabii kırabilir. Ya tabii Fatih Bey, bir ülkede siz din eğitimi ve öğretimiyle ilgili kısıtlamalar getirirseniz ve bu konuda toplumsal talep varsa toplum bu talebi başka yerden karşılar. Okulda karşılayamıyorsa çocuk bunu, evet, veya işte camide bu eğitimler verilmiyorsa veya işte ilgili meşru olarak kurulmuş, denetlenen bir kurumda verilmiyorsa başka yerde verilir. Bütün dünyada böyledir bu. Türkiye bunun dertlerini çekti. Yani Türkiye işte ikna odaları kuruldu Türkiye'de laiklik adı altında. Bu da bize dünyadan koparan ayrı bir tecrübeydi. Bunun altını çizmekte yarar var. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani bu akşam taşı gediğine koyduk. Kavramları yeniden ve yerlerince oturtmuş olduk. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık hocam. Geldiniz buraya kadar. Efendim Profesör Doktor Talep Küçükçan bizlerleydi. Yarın yine 20.30'da muhakemede görüşmek üzere. Selametle.